Herkese merhaba. Bu videoda Excel'de toplama yani aggregate formülüyle bir liste veya veri tabanından son tarihi, vade tarihini getirmeyi göstereceğim. Amacımız ne burada? Ana tablomuz şu. Bu tabloda şu G ve H sütunlarındaki cari isim ve vade tarihlerini buradaki birden fazla olan cari isimlerin en son vade tarihlerini, yani bunu mesela fatura tarihi olarak da düşünebilirsiniz. Veyahut da ödeme tarihi olarak da düşünebilirsiniz. Yani buradaki cariler en son bize ne zaman ödeme yapmış? Bunu bulmak istiyoruz. Yani diyeceksiniz ki bunu burada filtreleyip filtreleme işlemleriyle de yapabiliriz ama biraz daha böyle özet bir sunum sağlıyor. İşte bu tablonun ana tablomuzun işte 100 satırlık, 1000 satırlık, 10.000 satırlık bir şey olduğunu düşünün. Yani yine süzülebilir ama yani bu formülü bilirseniz ki çok bilinen bir formül değildir. Genelde toplam toplayla karıştırılır. Yani bu daha önceki bir videomda bunu anlatmıştım detaylı. Bu videonun şu sağ üst köşesine koyarım. Oradan da isterseniz izleyebilirsiniz o videoyu. Şimdi detaylı anlatmayacağım bu toplama formülünü. Ama birçok fonksiyonu var. Ana şeyi toplama yapıyor ama işte bir kısım mesela hataları yok sayarak topluyor. Gizli hücreleri dikkate almadan toplam alıyor. Gibi gibi şeyleri var. Kapsamlı şeyleri var. Özellikleri var. Şimdi buradan yeni bir sayfadan devam edelim. Sayfa 2 diyelim, 2 diyelim. Evet, buradaki amacım dediğim gibi buraya vade tarihlerini, mesela şu XA Anonim Şirketi en son bize ne zaman en sonki faturasının vadesi neymiş? Şu arkadaşın en sonki fatura vadesi neymiş gibi bir bilgiye ihtiyacımız var. Bunu bu formülle yapabiliyoruz. Öncelikle şunu silelim. Bizim veri elde etmek istediğimiz tabloyu sildim. Şimdi burada öncelikle şunu yapalım. Şuradaki carileri kopyalayalım şuraya. Şuradaki zaten daha önce kopyalamışım, oradan kalmış. Şunu sileyim tekrar. Şöyle kopyalıyorum. Birazdan amacını da söyleyeceğim. Yine neleri kaldır diyeceğiz yani burada. Birden fazla olan cari varsa burada yine neleri kaldır diyerekten teke düşüreceğiz bunları. Şimdi carilerimizi teke düşürdük. Şimdi buraya toplama formülünü giriyoruz. Dikkat edin, burada toplam değil. Bak, topla değil. Şu formül değil. Toplama. Taba basıp parantez açtık otomatik. Şimdi burada birçok fonksiyon var. Buradan biz ne istiyoruz burada? En uzak vadeyi, yani en büyük olanı seçmemiz lazım. Yani 14. Özelliği seçeceğiz. Onu seçtik. Şunu şöyle alsam daha iyi olur. Evet, eşittir dedik. Pardon. Vade tarih kısmında toplama büyük özelliğini, yani 14'ü seçiyoruz. Noktalı virgül. Şimdi burada da hata değerleri çıkabilir. Hata değerleri çıkmasını engellemek için hata değerlerini yok say diyoruz. Yani 6. özelliği seçiyoruz. Daha sonra noktalı virgül. Biz ne istiyoruz burada? Ne soruyor bize? Dizi. Hangi dizi? Vade tarihi. Yani C2 ile C24 aralığı. İsterseniz geniş tutabilirsiniz bunu ama. Burada da
aşağı çekeceğimiz için bu formülü kaymasın diye F4'te sabitliyoruz. Şimdi burada bir bölü kullanıyoruz. Niye? Çünkü biz burada bir veri çıkarma işlemi yapacağız. Yani veriyi başka bir yere alma işlemi yapacağız. Bunun için bölüyü kullanıyoruz burada. Parantez aç. Ne soruyor? Bize diziyi soruyor. Biz neyi baz alaraktan bu vadeyi getireceğiz? A2 ile A24 aralığını, yine bunu da aşağı çekeceğimiz için sabitliyorum F4 ile. Eşittir. G2 diyoruz burada. Niye? Çünkü cari isme baz alaraktan formül gidiyoruz. Pardon, cari isim sütun başlığı oluyor. X A şeyi seçiyoruz. Aşağı çekince zaten formül çalışacak. Parantezi kapatıyorum. Bakıyorum şöyle formülümde bir şey var mı? Şu an için bir hata görünmüyor. Noktalı virgül. K'da şey demek, yani katsayı yani büyük olanı seçeceğimiz için biz burada 1'i seçiyoruz. Parantezimizi kapatıyoruz. Yani en uzak vadeyi seçeceğimiz için 1'i seçtik. Şimdi buradan fonksiyondan da bir bakalım, ama burada zaten birden fazla olduğu için oradan göremeyiz. Tamam. Yani şimdi gördük. Evet. Bakın formül sonucu zaten burada çıktı. 1 Mayıs 2024. Şimdi bunu aşağı doğru çekelim şöyle. Şuna gerek yok. Şimdi x aşağıya bakalım. Şuradaki x aşağılar nelermiş? Tümünü bul diyelim. İşaretleyelim. Şöyle bakın. İki tane x aşağı var burada. Birinin vade tarihi 1 Mayıs. Diyelim ki 15 Ocak 2024. Tabii ki bize buraya 1 Mayıs 2024 olanı getirdi. Biz ne arıyorduk? En uzak bütün faturalarındaki en uzak vadesi olanı arıyorduk. Onu da böyle bu şekilde getirdi. Mesela şeye bakalım. Can Karabulut var mesela. Can Karabulut'u seçelim şuraya. Ctrl C diyelim. Tümünü bul diyelim. İki tane var. Bakın yine bir tane 2 Mayıs 2 Ocak 2024 tarihli bir faturası var. Son ödeme tarihi. Bir tane de 1 Temmuz olan var. Bakın 1 Temmuz olanı getiriyor buraya. Son olarak bir tane daha bakalım. Şurada Y limited var mesela. Y limited'den kaç tane varmış? Arattırdığımız zaman tümünü bul. Kontrolü aldı. Hepsini seçtim. Yine iki tane var. Yani, birinin tarihi 5 Nisan. Birinin tarihi 22 Mayıs. Evet. Umarım anlamışsınızdır amacını. Bu bir şey de olabilir. Bir banka kredi tablosunun kredilerin vadeleri de olabilir bunlar. Yani illa carilerle sınırlandırılmış gibi düşünmeyin. Bu şekilde bu formülü bilirseniz gerçekten bu faydalı olabiliyor. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar.